Canım arkadaşlarım hepinize selamlar. Bugün 40 soru serisi problemler kampında 32. testteyiz gençler ve 32. testle alakalı sana çok güzel uyarılarda bulunacağım birazdan 40 soru serisi problemler fasikülümüzde. Bu arada fasikülümüz almak isteyenler için her zaman söylüyorum açıklama kısmında linki mevcut kitabımızın buraya girip alabilirsin. 40 soru serisi TYT matematik video ders kitabıyla beraber aldığın takdirde ise daha uygun fiyatlara geliyor. Bilgin olsun. Şimdi benim sana burada uyarmam gereken sorular, işaret koy dediğim sorular. Kalemini eline al ve kitabını aç. işaretleri koymaya başla. Üçüncü, dördüncü, beşinci soruya mutlaka füze işareti çiz. Tamam mı? Çok ama çok ayarında tam ÖSYM sorusu. Üç, dört, beş ve sekiz. Bunlar tam anlamıyla ne eksik ne fazla bir ÖSYM sorusu arkadaşlarım. Bundan kaynaklı bu soruların çözümlerini dikkatli dinliyorsun. Problemler fasikülümüzde 320 tane soru vardı ve bugün 249. sorumuzu çözeceğiz İlk videoyla birlikte ilk sorumuza. Evet gençler hazırsanız dersimize geçelim. Evet neler diyormuş ilk sorumuzda bir bakalım birlikte. Aşağıda bir curling kursunda öğrencilerin yaşlarına göre dağılımı verilmiş. İşte 13 yaşında 6 öğrenci, 14 yaşında 7, 15 yaşında 10, 16 yaşında 9 ve 17 yaşında 5 öğrencimiz var. Bu öğrencilerden yaş ortalaması 15 olan bir grup oluşturulacak. Buna göre oluşturulacak gruptaki kişi sayısı en fazla kaç olabilir diye soruluyor. Şimdi yaş ortalaması 15 olacaksa bunların ben 15 yaşındakilerin hepsini bir toplarım çünkü zaten onların... Yaş ortalaması 15 olacaktır. 15 yaşındakilerin hepsini aldım. Daha sonrasında 14 yaşında ve 16 yaşındakilerin bak şunla şunun bunların yaş ortalaması sevgili arkadaşlarım 15 yapacaktır. Bunların yaş ortalaması eğer 15 ise ben eşit sayıda alırsam bak bir tane bundan bir tane bundan alınca yaş ortalamaları 15 olur. Bunlardan eşit sayıda alırsam da yine yaş ortalamaları 15 olacaktır. Dolayısıyla bak bunda 7 tane bunda 9 kişi var ya o zaman 7 kişi buradan alırım. 7 kişi de buradan alırım. 10 kişi de buradan almıştı. Unutma. Ve aynı şekilde 13 ve 17'nin de orta tam ortasında 15 olduğunda eşit sayıda yine bunlardan da alırım. Yani 5 tane bundan, 5 tane bundan. Bak 6 tane bundan, 6 tane bundan alamam çünkü burada 6 kişi yok. Tamam? İşte alacağım kişilerin sayıları bunlar. 5, 7 daha 14, pardon 12. Şöyle 24 yaptı. 10 daha 34'ü verdi demek ki. Cevabımız D şıkkında verilmiş diyebiliriz. Geçtim 2'ye. Aralarında Teoman, Elif, Gamze ve Mehmet'in de bulunduğu 10 kişi birlikte yemek yemişler. Tamam 10 kişi yemek yiyorlar. Gelen hesabı bu 10 kişi eşit olarak ödemeyi planlamış. Yani şöyle diyelim bir okuyalım ancak Teoman Elif'in parası olmadığı için ödemeye katılmamıştır. Teoman ve Elif'in. Gamze ve Mehmet ise kendi ödemeleri gereken paranın sadece yarısını ödemişler. Şimdi o zaman şöyle diyelim mi? Herkes, herkes 2x TL ödesin. Herkes 2x TL ödesin. Yani toplam hesaba biz ne demiş olduk? 20x demiş olduk bu cepte. Daha sonrasında Teoman'la Elif ödemeye katılmıyorlar. Bu bir. İkinci olarak da Gamze ve Mehmet de kendi ödemeleri gereken paranın sadece yarısını ödemişler. Yani x ödemiş ve diğeri de x ödemiş. Geriye kalan 6 kişi 6 kişi planlanan ödeme yani 2x'ten 120 lira daha fazla ödemiş. 2x artı 120. İşte bu bana toplam hesabı yani 20x'i verecektir. Buradan x'i bulabiliriz. Toplam hesabı da buradan buluruz. Şurası 2x artı. <laughs> şurayı dağıtıyorum. 12x artı 6 kere 120, 720 yapar. Eşittir 20x dedim. Buradan şurası 14x'i karşıya attım. 6x eşittir. 720 geldi. Buradan da x'in ben 120 olması gerektiğini buldum. Toplam hesap soruluyordu. Ben toplam hesaba 20x demiştim. Demek ki 20 kere 120 cevabı verir. O halde doğru cevabımız 2400 TL'dir. Toplam hesap dedik sevgili gençler. Cevap E şıkkı olacaktı. Geçtim 3'e. Bir sınıfta İbrahim, Taylan, Eylül, Ömer ve Elif isimli hepsine de buradan fazlasıyla selamlar. 5 öğrenci ve her bir öğrencide en az bir tane kalem bulunmakta. Şimdi İbrahim var, Taylan var, Eylül var, Ömer var ve Elif var. 5 öğrenci ve her bir öğrenci de en az bir, e, bir tane kalem bulunmakta. Ömer diyor İbrahim'e 4 kalem, Eylül Taylan'a iki kalem verirse tüm kişilerde eşit sayıda kalem oluyor. Hmm, şimdi burada dur. Ömer İbrahim'e 4 kalem verince eşit sayıda kalemler oluyorsa demek ki kalemler arasındaki fark 8'dir. Ben diyorum ki Ömer'in x artı dört tane kalemi olsun, İbrahim'in x eksi 4 tane kalemi olsun, kalem olsun. Bak Ömer dört tane kalem verirse iki tane kalemi kalır, İbrahim'in de x tane kalemi olur. Gördün mü eşitliği? Güzel. Şimdi Eylül Taylan'a iki kalem verirse diyor. O zaman ben Eylül'ün kalem sayısına x artı 2 derim. Taylan'ın kalem sayısına da x eksi 2 derim. Böylelikle bunlarınki de x'e x olmuş olur. Her kişi de eşit sayıda kalem oluyor diyorsa demek ki Eylül, Elif'te en başından beri iki tane kalem var. Çok güzel. Çok güzel. Şimdi buna göre İbrahim'in sınıfa gelmediği bir gün. İbrahim gelmedi. Hop 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 sildik. Bir gün tüm kişilerdeki kalem sayısının eşit olabilmesi için en az kaç kalem el değiştirmelidir? Yani şunlara göre bak diyor. En az kaç tane kalem el değiştirmeli diye sorulmuş. Şimdi ben şunla şuna bakacak olursam. Aradaki fark 6'dır. Ömer Taylan'a 3 kalem verirse x artı 1 tane kalem olur. Taylan'ın da x artı 1 tane kalem olur. 3 kalem el değiştirdi şimdiden. Ve Eylül Elif'e bir tane kalem verirse bunda x artı bir tane kalem kalır. Bunda da x artı bir tane kalem olur ve böylelikle herkesin kalem sayısı eşit olmuş olur. Yani bir tane de burada kalem el değiştirdi. Toplam dört tane kalemin el değiştirmesi gereklidir deriz. Cevabımız ise C seçeneği olur gençler. Devam dördüncü soru. SML Hoca YouTube kanalında matematik dersi için 6 farklı seviyede içerik üretilmektedir. Her seviye için A tane konu, her konu için de B tane video hazırlanmıştır. 6 farklı seviye. Her seviye için A konu ve her konu için e, her e, seviye için A tane seviye özür dilerim. Her seviye için A tane konu ve B tane video. 6 çarpı A çarpı B tane toplam video sayısıdır burası. Total video. Tamam. Bu bir. Bir süre sonra kanalında düzenleme yapan İsmail Hoca her seviye için birer konu azaltmış. Şimdi 6 tane seviye vardı. A tane konumuz olduğu için a bir tane konu olacak artık. Ve her konunun içine açıklayıcı bir ek video eklemiş. Yani B artı bir video oldu her bir konunun içerisinde. Buna göre şu an burası da total video. Burası da total video. Güzel. Buna göre İsmail Hoca'nın yaptığı bu düzenleme ile kanalında video sayısı kaç tane azalmıştır? Hocam ne yapacağız? Şundan azalmıştır dediğine göre bundan bunu çıkaracağız. Önce şunu bir dağıtmamız gerekiyor. 6 parantezinde AB artı A eksi B eksi 1. 6 içeri dağıtıyorum. 6AB. 6 artı 6A. Eksi 6B. Ve eksi 6 yaptı. 6AB'den B. Bunu çıkarmamız gerekiyor demiştim. Hadi çıkaralım. Şunla şu gider zaten. Geriye de 6B eksi 6A artı 6 kalır. Bunu da 6 parantezin alacak olursam. Ee, ne gelir? Ne gelir? B eksi A artı 1 gelir. Bu da bana A şıkkında verilmiştir derim. Evet. Şimdi ne demiştim? 3, 4, 5 ve 8. Üçüncü soruyla alakalı. Şu soruyla alakalı. Tam anlamıyla bir TYT sorusu olduğunu. Bu soruyla alakalı da tam anlamıyla bir MSV veya TYT sorusu olduğunu söyleyebilirim. Çünkü ÖSYM bu tarz soruları seviyor. Çünkü ÖSYM bu tarz soruları her sene soruyor. Tamam. Aklında bulunsun. Beşinci sorumuz. Aşağıdaki tabloda bir kırtasiyede satışta olan A ve B kalemlerinin 2020, 2021 ve 2022 yıllarındaki fiyatları verilmiş. Bak 10 numara 5 yıldız bir soru. 10 numara 5 tane de yıldız. Efsane güzel bir soru. Yani bu sene böyle bir soru yakalarsak çok mutlu hissederim kendimi. Şimdi 2021 ve 2022 yıllarında zam yapılan ve A ve B, zam yapılan A ve B kalemlerinden bir tanesine eşit oranda Diğerine eşit miktarda zam yapılıyor. <laughs> şimdi hangisine eşit oranda, hangisine eşit miktarda zam yapıldığını bilmiyorum. Buna göre A artı B toplamının alabileceği değerlerin toplamı kaçtır diye soruluyor. Bak şimdi. Ben diyorum ki A kalemine eşit miktarda zam yapılsın. O zaman 50 ile 32 toplarım 82. 2'ye böldüğüm takdirde 41 gelir. Ve böylelikle buradan buraya 9 lira artış, buradan da buraya 9 lira artıştır diyebilirim. Bak güzel eşit miktarda bir zam yaptım. Yani burada A 41 olabilir. A artı B için. Bu 41 iken şimdi B'ye bakalım. Eşit oranda yapacaktı zaman. Şimdi diyorum ki 36'yı 36'yı x ile çarpmış ve 48 bölü B bulmuş. Pardon 48 bulmuş değil mi? Şimdi oranımız x olsun. 36 x ile çarptık. 48'i bulduk. x kaçtır? x hocam 48 bölü 36'dır. Yani 4 bölü 3'tür. Ben 48'i de 4 bölü 3'le çarparsam 48 çarpı 4 bölü 3 bana B'yi verir. 3 ile 48'i sadeleştirdim 16. 4 kere 16 64'ü verdi. Demek ki A 41 iken B 64'müş toplamları da 105 olabilirmiş. <laughs> A artı B toplamının alabileceği değerlerden bir tanesi 105 oldu. Şimdi ne yapacağım? Diyeceğim ki burası eşit oranda burası eşit miktarda zam olsun. Eşit miktarı bulmak basit. Nasıl? Şöyle. Buradan buraya 12 mi artmış? Buradan da buraya 12 artar 60 olmuş. Yani B60. Artı. Şimdi geldim A'ya. 32'yi x ile çarpmış. Şurayı bulmuş. Bir daha x ile çarpmış. 50'yi bulmuş. Hadi gel ikisi bulalım. x kare eşittir 50 bölü 32. 2 ile sadeleştirirsem 25 bölü 16. x kare 25 bölü 16 ise x 5 bölü 4'tür. O halde ben 32'yi 32'yi 5 bölü 4'te çarparsam A'yı bulurum. Şunda şu gitti 8. 8 kere 5'te kaçı verdi? 40. Bak bu da 40'mış. 40 artı da 100 yapacaktır. İşte A artı B'nin alabileceği değerler bunlar. Toplamı sorulmuş. 205 yapar. Bu da bana doğru cevabı verir. Mis gibi tam bir ÖSYM sorusu. Mutlaka ama mutlaka kaydet bu soruyu. Devam. Altıncı sorumuz. Üç katlı bir otoparkın girişinde bulunan tarih, saat ve her bir kattaki boş olan park yeri sayısını gösteren tabelanın farklı saatlere ait iki görünümü verilmiş arkadaşlar. Peki. Şimdi aynı gün içerisinde bir sabah saat 7'de bir de akşam saat 7'de. Mesela birinci katta 10 tane boş varken akşam birinci katta 5 boş var. Burada 20 iken burada 5. Burada 30 iken burada 25. Demek ki akşam saatleri daha kalabalık oluyor. Peki bu otoparka 7'den sonra 19'dan önce otoparka giriş yapan araç sayısıyla otoparktan giriş çıkış yapan araç sayısı toplam 81'dir demiş. Şimdi hocam ben şöyle derim birinci kat için konuşacağım. Şöyle yapalım birinci kat için giriş yapanlar ve bir de çıkış yapanlar var. Şimdi giriş yapan sayısı çıkış yapan sayısından diyorum ki ben 5 fazladır. Neden? Çünkü 10 tane boş varken 5 tane boş kalmış. Yani 5 tane fazladan giriş yapılmış totalde. O halde giriş yapandan çıkış yapanı çıkarınca 5 kalması lazım. Buraya bakıyorsun bak 15 fazla. Demek ki burası y artı 15 iken burası y'dir. Buraya bakıyorsun 30 eksi 25 5 tane var. Dolayısıyla burası z artı 5 iken burası da z'dir derim. Şimdi giriş yapanla çıkış yapanların toplamı e bana 81 olarak verilmiş. O zaman soruyu bitirdik biz. Bak ne oldu? 2 parantezinde x artı y artı z artı 5, 15 daha 20, 5 daha 25 eşittir 81 dedim. 2 parantezinde x artı y artı z 25'i karşıya attım. Bu da bana 76, 56'yı verdi. Demek ki x artı y artı z burada kaçmış? 28'miş. Benden ne istiyordu? 7'den sonra 19'dan önce otoparktan çıkış yapan araç sayısı. Yani şunların toplamını mı istiyor? Yani x artı y artı z isteniyormuş. E biz de zaten bunu 28 bulduk arkadaşlar. Cevabımız 28 olacaktı. Hayırlı uğurlu olsun. Devam ediyorum. 7. sorun Aşağıdaki grafiklerden birincisinde bir torbada bulunan sarı, mavi ve yeşil renkli topların sayıca dağılımı. İkincisinde ise bu topların toplam ağırlıklarının renklere göre dağılımı gösterilmiştir. Aynı renkteki her bir topun ağırlığı da birbirine eşitmiş. Bir sarı topun ağırlığı bir mavi topun ağırlığından 24 gram fazla olduğuna göre bir yeşil topun ağırlığı kaç gramdır? Bu soruyu da mutlaka işaret koymayı unutmayın. Ben size söylemeyi unuttum ama mutlak surette işaret koymayı unutmayın. Şimdi şurası kaç derece? 90 derece mi? O zaman, o zaman e, bu torbada bulunan renklerin yani mavi, yeşil ve sarı renklerin miktarlarını oranlayacak olursam. Hepsi 30'un katı bak. 30'a böldüm 3K. 30'a böldüm 5K. 30'a böldüm 4K dedim. Tamam şimdi geldim buraya. 200, 130 daha 330. Buraya neden kalıyor? 30 derece mi kalıyor? Şimdi bunların her biri de 10'un katı. O halde ben buraya 3A, buraya 13A ve buraya da 20A diyebilirim. <laughs> şimdi sarı topun ağırlığını nasıl bulurum? Sarıların toplam ağırlığı olan 20 A'yı neye bölerim? Sarıların miktarına yani 5 K'ya bölerim. Bu bana neyi verir? 4 A bölü K'yı verir. Güzel. Şimdi bu sarılardı. Bu sarı. Şimdi geldim maviye bakalım. Bir de yeşile bakalım son olarak. Şöyle yapalım. Mavilere bakalım. 13 A'yı 4 K'ya bölersem 13 bölü 4 çarpı A bölü K gelir. Mavi, e, mavileri yaptık. Yeşile yazdık. Şunu şöyle alalım. bu maviydi. Bir de yeşile bakacağız arkadaşlar. Yeşil içinde 3A'yı 4K'ya bölmem gerekiyor. Yani 3 bölü 4 çarpı A bölü K diyebilirim. Burada tabi bu yaptıklarım bana bir topun ağırlığını veriyor. Bir sarı topun ağırlığı yani şu. Bir mavi topun ağırlığına yani şundan 24 gram fazlaymış. Ben bundan bunu çıkaracağım o zaman. Yani 4 e, A bölü K'dan 13A bölü 4K'yı çıkaracağım. Ben burayı 4'te genişletecek olursam 16A'dan 13A çıktı. 3A bölü 4K geldi. Bu da neymiş? 24 mi? Ne diyor? Bir yeşil topun ağırlığı kaçtır? Bir yeşil topun ağırlığı ne? Bu değil mi? E bu. E ben zaten onu buldum. 24. O halde hayırlı uğurlu olsun arkadaşlarım. Cevap direkt elimizde kaldı. Sen eğer buradan A bölü K'yı falan bulduktan sonra tekrar işlem yapmaya karar verirsen işte o zaman vakit kaybedeceksin. Lütfen bu şekilde kurnazlıklara gelme. Tamam. Evet ve artık son sorumuzdayız gençler. <laughs> Kağıt para olarak 5, 10, 20, 50, 100, 20 TL'nin bulunduğu bir dönemde Nevzat marketten 8.4, 12,25 ve 16 TL tutarında 3 tane ürün almış. Ve bu ürünleri ödemek için kasaya gittiğinde kasiyere 50 lirayı uzatmış. Demiş ki al bunu. Nevzat ile kasiyer arasında aşağıdaki diyalog geçmiştir. Kasiyer demiş ki Bozuk parası çıkarsa kağıt para üstü verebilir mi demiş. Hani kasiyere bozuk para lazım. Adama da kağıt para lazım. Niye cebinde şınk şınk dolaşmasın diye. Tamam mı? Nevzat diyor ki bir saniye diyor. Bakıyor bakıyor cüzdanına. Bu kadar çıktı diyor. Yeterli olur mu diyor. Kasiyer diyor ki tabii diyor alayım lütfen diyor. Şimdi buna göre Nevzat'ın kasiyere uzattığı bozuk para en az kaç lira olabilir diye sormuş. Öncelikle hesap ne kadar tutmuş buna bir bakalım. Şu, şu ve şu. Toplayacağız bunları. 16,0 dedim. 12,25 dedim. Ve 8,40 dedim. 8,4'e. Toplayalım. Şurası 5, burası 6. Şurası da 6, 2, 8, 16. Değil mi? Ve şurası da 1, 1, 2. 1 de elde 3 mü? 36, 65. Şimdi hesabımız bu. Adam ne kadar vermişti? 50 lira vermişti. Şimdi zaten bunun 10 lirasını kağıt para verebilir. Ama şuradaki 3 lira 3 lira 35 kuruşunu 3.35'ini bozuk verecek. Şimdi genel itibariyle yaşanılan problemler ben çok yaşamadım gerçi ama çünkü hemen hesaplayabiliyorum çok şükür. Şöyle, şimdi bak ben şu bozuk miktarda verilecek olan şeyi tam bir yani 5'e 10'a bak 5'e 10'a 20'ye falan tamamlamam lazım. Nasıl tamamlayabilirim? E 1 lira 65 kuruş verirsem... Bozuk para verirsem... Artık kadının bana hani bu kadar bozuk para borcu vardı ya... Bunu da kadına verdiğim için... Bu kadar olacak. Tamam mı? Ee, kasiyer kadın olmak zorunda değil bu arada. O şekilde kafamda canlandırırken... Bizim binanın altındaki marketteki bütün kasiyerler kadın çünkü. O yüzden öyle şey yaptım. Kusura bakmayın. Kasiyere verince... Ne olacak? İkisi kadar borcu olacak. Yani... 5 lira kadar borcu olacak ve 5 lira kağıt para verebilir bana artık. Demek ki en az ne kadar kasiyere para vermesi gerekiyormuş? 1.65. O halde cevabımız da D şıkkıdır diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Evet artık 32'yi de bitirdik çok şükür. 32 de bitti. Ve kaç tane testimiz kaldı arkadaşlar? 8 tanecik testimiz kaldı. Yani 64 tane sorumuz kaldı. Ee, bu kitap bittikten sonra ne yapacağız? AYT 40 soru serisi yolda arkadaşlar. Aklınızda bulunsun efsane sorularla, efsane ayete sorularıyla karşınıza geleceğiz. Yani böyle bir ayete soru kitabı, konsantre soru kitabı piyasada yok arkadaşlar. Yani o kadar da iddialı. Evet, sonraki videomuzda görüşürüz. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın, sağlıklı kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.